Birçok insanda kulak kiriyle karşılaşabiliyoruz. Günlük bizim poliklinik muayenemizde hastalarımızın neredeyse 1/5'i bize özellikle yaz mevsiminde kulak kiriyle başvuruyorlar. Mardin Artuklu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Cengiz Durucu, kulak temizleme çubuğunun yanlış kullanımının oldukça riskli olduğunu belirterek uyarılarda bulundu. İnsanlar kulakta biriken kiri gidermek için kulak çubuğuna başvuruyor. Ancak kulak çubuğunun yanlış kullanımları sağlığa büyük ölçüde zarar veriyor. Uzmanlar bilinçsizce kullanılan kulak çubuklarının oldukça riskli olduğunu söyleyerek uyarıyor. Kulağa bilinçsizce damlatılan zeytinyağı enfeksiyonun dağılmasına sebep oluyor diyen Duruca şunları söyledi. Kulak kiri oluştuğunda tabii ki hastalarımız halk arasında bilinen yanlış bilgilendirmeyle kulağın içerisine bir takım cisimler sokarak kulağını açma girişiminde bulunuyorlar. Bu aslında yanlış bir uygulama. Bu şekilde yapıldığında dış kulak yoluna zarar verip kulak kanalını çizip enfeksiyona yol açabiliyorlar ve enfeksiyon olarak çok şiddetli ağrılarla karşılaşabiliyor. Ve bizim bu saatten sonra kulak kirini temizlememiz de bizim için çok güçleşiyor. Onun için kulağı hiç karıştırmamak lazım. Herhangi bir sert bir cisimle özellikle. Bazen de hasta yakınlarımız veya hastalarımız kulağa böyle farklı maddeler damlatabiliyorlar. Hani bunların arasında işte zeytinyağı, kantaron yağı veya farklı şeyler damlatabiliyorlar kulak kiri çıksın diye. Aslında bu da çoğu zaman yanlış bir uygulama. Hani kulak kiri gerçekten kulak kiri ise çok sıkıntı olmaz ama bazen kulak kiri değil de kulağında enfeksiyon da bu şekilde benzer belirtiler verebiliyor ve bunlarda zeytinyağı damlatıldığında enfeksiyon daha da ilerlemesine yol açabiliyor. Onun için bu şekilde şeylerin de damlatılmasını çok önermiyorum.